serseri diplemesiyle Charlie Chaplin, sinema tarihinin en tanınmış karakterlerinden birini yarattı. Sürdüğü yaşam biçimiyle Chaplin bugüne kadar anlatılmış en zengin hikayeleri de yaratmış oldu. Onun aldığı abartılı övgüleri çok az insan hak etmiştir ve tabii kullanmayı da. Kendisi için İsa'dan daha ünlü olduğunu söylerdi. Düşünüyorum da haklıydı galiba. Dünyada onun esprilerine gülen ama İsa'nın kim olduğunu bilmeyen insanlar vardır. Ben de Charlie öylesine kusursuz bir despottu ki parmağını bir kez şaklatarak bütün dünyanın ekseni etrafında dönmesini sağladı. Hayır, ben bir komünist değilim. Kesinlikle kötü bir adam değildi. Eziyet çekmiş biri olduğunu söylemeliyim. Çılgındı. Güvensizdi. Tamamen güvensiz biriydi. Çok usta bir aktördü. Bu dünyada inandıramayacağı hiç kimse. Bir Serserinin Hayatı, Charlie Chaplin. Yaşamın son çeyreğinde Victoria İngiltere'sinin baskıcı hayat koşulları iyi giyimli, iyi eğitimli, iyi terbiye almış bir toplum yaratmıştı. Aşırı namus düşkünlüğü, boşa çıkan hayaller yüzünden boğulma noktasına gelen bir toplum ortaya çıkmıştı. Bu toplum küçük bir bölgede sıkışmıştı. Çünkü Times Square'in sadece birkaç mil ötesinde Güney Londra'da bilinen yerde fahişilik durup noktadaydı. Su gibi içki içilmekteydi. Ve daha da önemlisi canlı programlar yapılırdı. Böylesi İngiltere'nin hiçbir yerinde yoktu. Sınıf farkının yaşandığı bir toplumda zengini de fakiri de bu müzikollerde ve genel evlerde bir araya gelirdi. Orada kostüm satıcılarını bulabilirdiniz. Sokaklarda ve genel evlerde her türlü insanı bir arada görebilirdiniz. İş bulabilirdiniz. Kadın bulabilirdiniz. İstediğiniz kadar içki içerdiniz. Orada istediğiniz her şeyi bulabilirdiniz. İşte bu dünyada Charlie Chaplin hayatını şarkıcılık yaparak kazanıyordu. Değişik karakterlere bürünerek her türlü şarkıyı söylüyor ve sıradan insanları kötü duygulardan arındırıyordu. Fazla başarılı olmayan ama ondan yetenekli olan 20 yaşındaki Hannah Hill, gözlemlediği bazı insanların taklitlerini yaparak ve şarkı söyleyerek büyük dikkat bekliyordu. Sahnedeki adı Hilly Harley'di. 1885 yılında Hannah, Sydney adında bir oğlan çocuğu doğurdu. Babasının kim olduğuysa hala bilinmiyor. Oğlunun doğumundan 14 hafta sonra Charlie Chaplin'le tanıştı ve evlendiler. 4 yıl sonra 16 Nisan 1889'da Hannah bu birliktelikten meydana gelen tek çocukları Charles Spencer Chaplin'e doğurdu. Doğumuyla ilgili resmi bir belge yoktur. Ancak Charlie daha sonra Batı Caddesi'nde doğduğunu iddia etmiştir. Üvey kardeşi Sidney'nin doğduğu evden bir sonraki köşede Charlie otobiyografisinde şöyle yazdı. Ailemizin ahlak derecesini diğer yaygın standartlara göre ölçmeye kalkmak, kaynamakta olan suya termometre daldırmak kadar hatalı olacaktır. Babası Amerikan müzikollerinde turneye çıkmıştı. Yaklaşık bir yıl sonra geri döndüğünde bir çocuğunun olduğunu öğrendi. Bunu hiç beklemiyordu. Ayrıca Bayan Chaplin'in bir başka müzisyenle de ilişkisi vardı. Anladığım kadarıyla Charles'ın onu terk etmesi de bu yüzden oldu. Öyle sanıyorum ki bu olaydan sonra çok fazla içmeye başladı. Büyük Chaplin sürekli olarak bir tek oğlu olduğunu iddia etti. Nafakasını nadiren ödedi. Hannah'ın müzisyen Leo Diardin'den olan oğlu babasıyla birlikte yaşıyordu. Bu arada Hannah, Charlie ve Sidney yaşam savaşı veriyorlardı. Kirasını ödeyemedikleri için gece yarıları bir evden diğerine taşınıyorlardı. Gözlerini kör eden baş ağrıları yüzünden Hannah yaptığı terzilik işinden çok az para kazanıyordu. Charlie ve Sidney ise birer sokak çocuğu olup çıkmışlardı. Zekaları ya da yetenekleriyle para kazanıyorlardı. Evet, orada sahneleri olan publar bulunuyordu. Ve çocuklar oralara giderek yeteneklerini ortaya koyar, 3-5 kuruş kazanmayı umut ederlerdi. Bazıları da dışarıdaki bira fıçıları üzerine step dansı yapardı. Eğitimse bu savaş içinde ikinci sırada yer alıyordu. Chaplin'in okula devam ettiği en uzun süre 1,5 yıldan fazla değildi. Kendilerini geçindirmeyi başaramayan fakirler Renfrew yolundaki Lambeth Darülacesine giderlerdi. Hannah, Sidney ve Charlie 1898 Temmuz'unda kuruma kabul edildi ve birbirlerinden ayrıldılar.
kabul edilmelerinden 3 hafta sonra Hina oğullarını görebilme adına kurumdan izin almayı ayarladı. Günü kurum yakınlarındaki Kennington Park'ında geçirdiler. Kirazlı ve çaylı kekle öğle yemeğini geçiştirdiler. Çocuklar buruşturulmuş gazetelerden yapılan topla oynadılar. Gün batımıyla Darül Acesi'ye geri döndüler. 3 hafta sonra Hina Chaplin'in 7 yıllık bir dönem için düşkünler evine kabul edilmesi gündeme geldi. Ve daha sonra oraya hiç çıkmamak üzere yerleşti. Londra Parkı'na asla gitmek istemezdi. Orası melankoli dolu bir yer ve orada bunalıma girdiğimi hissediyorum derdi. Charlie'nin babası onun gösteri dünyasında olan Jackson ailesinin Kennington Caddesi'ndeki evinde kalmasını sağladı. Yaklaşık 2 yıl 8 Lancers aile arkadaşıyla clock dansı yaptı. Yaşamının en keyifli anları annesiyle birlikte olduğu anlardı. Sağlığı yerindeyken tabii. Hayatı boyunca canlı kalacak anıları bir araya toplamıştı. Van Hall terastaki odamızı her zaman hatırlayacağım. Çocukluğumun geçtiği yeri. Sürekli olarak aşağı yukarı tırmandığım dar merdivenleri her zaman hatırlayacağım. Ve Chester Caddesi'ndeki Haley'nin manavı da. Ve eşin çaycı dükkanını da. O dükkandan aldığımız 5 para etler çayları alıp yaptığımız kekleri, hepsinin keyifli yanları vardı. Ve kuşkulu sürprizleri de. Ama her şeyden daha fazla müziği hatırlıyordu. Müziği ve Güney Londra'ların yaşam biçimlerini bugüne kadar unutmayıp hiç kimse başaramamıştı. Şarkıların çoğu babadan oğula bugünlere kadar gelmişti. Örneğin bir selam şarkısı vardı. Merhaba, merhaba, senin kız arkadaşın. Yanında çok güzel kızın gibi. Bunun yanında hüzünlü şarkılar da vardı. Bunlar daha çok çocuklar tarafından söyleniyor. Bana babamın öğrettiği bir şarkı vardı. Onu biraz söylemeye çalışacağım. Seyircileri gözyaşlarına boğan bir şarkıydı. Küçük bir çocuğun hikayesiydi. Babasını kaybetmişti ve şöyle başlıyordu. Bir hafta sonu için cennete gitmek istiyorum. Meleklerin oyunlarını dinlemek istiyorum. Daha sadece 7 yaşındayım. Cennete gitmek istiyorum. I want to see my daddy for a day. I've saved up all my pennies for the journey. İşte böyle. Tamam, evet. Bu üzünlü bir şarkıydı ve bir an herkes ağlardı. Herkes bu şarkıda kendini bulurdu. Charlie'nin babası da söylerdi. Melankolik bir hava vardı. Anılar yaşardı. Bundan kaçış yoktu. Hiç kimse kaçamazdı. Büyük Charlie Chaplin 1901 yılında 37 yaşında alkolizm yüzünden öldü ve kimsesizler mezarlığına isimsiz olarak gömüldü. 2 yıl sonra Charlie 12 yaşındayken annesinin deliliği hakkında yeterli kanıtı toparladı. Daniel düşkünler evine delilik teşhisiyle kabul edildi. Oğul ve üvey kardeşi annelerine hem gardiyanlık yapıyor hem de destek sağlıyorlardı. Çalışmak zorundaydılar. Sidney yarım gün bir ticaret filosunda çalışıyor, geceleri gösteri yapıyordu. Charlie ise uzun soluklu sanat hayatının başında bir Sherlock Holmes oyalamasında küçük bir rol oynuyordu. 1908 yılında kardeşi ünlü bir pandomimci olmuştu bile. Ve Charlie'ye taklitçi Fred Carno ve dilsiz komedyenlerinin yanında bir iş ayarlamıştı. Fred Carno'nun bir tiyatrodan diğerine giden otobüsleri vardı. Hatta annenin anlattığına göre otobüste Charlie olmadan dinmezlerdi. Charlie'nin onların arasında önemli bir yeri varmış. Elbette otobüse binip güzellerini değiştirir. Makyajlarını yaparlar ve doğruca bir sonraki tiyatroya giderlermiş. Charlie sanatından keyif alıyordu ama seyircilerin önünde her zaman heyecanlanıyordu. Kanun'un oyuncularından biri olan Stanley Jefferson, Chaplin için şöyle söyler. Sahneye çıktığında umursamaz ve deneyimli görünür biliyorum ama değildi. İnsanlar yıllarca Charlie'nin çok ama çok utangaç biri olduğunu öğrenmedi ya da inanmak istemediler. 19 yaşında Charlie, 15 yaşında bir dansçı olan Hattie Kelly'ye aşık oldu. 11 gün içinde birbirlerini sadece 6 kez gördüler ve Hattie ona çok genç olduklarını söyledi. Aşktan söz etmesi onu korkutmuştu ve Charlie'yi bir daha görmeyecekti. Charlie daha sonra şöyle yazdı. Yaşadığımız ona göre sadece çocukça bir şeydi. Ama benim için güzelliğe ulaşmak yolunda ruhsal bir gelişmenin başlangıcıydı.
Annesinin etkisinde kalmasına rağmen Chaplin Hetty'yle 6. kez buluşmaya gitti. Gençliğinin en güçlü zamanını yaşıyordu. Ertesi yıl Chaplin kardeşi Sidney'nin birini aldığı bir oyunda oynadığı sarhoş rolüyle büyük başarı gösterdi. Sidney Chaplin, Charlie'den çok daha büyük bir yıldız ve Amerikan vodevilinin vazgeçilmez bir ismi olmaya başladığından Fred Carno Birleşik Devletleri yapacağı turne için yerine kardeşini seçmişti. Charlie Chaplin İngiltere'de bir daha hiç yaşamadı. In October 1910, Chaplin'in bindiği gemi karaya yaklaştığında grup arkadaşları Charlie'nin şapkasını sallayarak şöyle bağırdığını söylüyorlar. Amerika, seni fethetmeye geliyorum. Chaplin daha sonra 3 yıl kadar Amerika'yı dolaşarak sarhoş rolüne devam etti. Karlı bir gece, 1915 yılında çekilen bir vodevil filmi. Chaplin'in yaptığı yüzlerce gösteriden sonra bale koreografisi ve mükemmele yakın bir komedi zamanlaması geliştirdi. Amerikalılar onun ve oda arkadaşlarının yaptığı gibi bir şey görmemişlerdi. Oda arkadaşı eski adıyla Stanley Jefferson'dı. Asıl bilinen adıyla Stan Laurel. Stan yıllarca önce İngiltere'de yapılan numaraları ortaya çıkarmakta çok başarılı ve uyumluydu. Tıpkı Chaplin'in yaptığı gibi. Babası alkol bağımlılığı yüzünden ölen bir insan olarak Charlie Chaplin sarhoşluğu komediye malzeme yapan bir yıldız olmuştu. Yollarda geçirilen zamandan aldığı keyfi aşırı düşkündü. Alkolden uzak durur, sanatına ve iş ahlakına saygısını her zaman gösterirdi. Boş zamanlarının büyük bir bölümünü insan davranışlarını inceleyerek geçirirdi. İnsanların içindeki gerçeği araştırmayı severdi. Ne anlatmak istediğinizi önceden anlardı. Size cevap vermeden önce hep bunu düşünürdü. Evet, insan davranışlarını inceleme konusunda büyük bir yeteneği vardı. Onun bu özelliğinin zamanlaması yoktu ve kesinlikle bu evrensel bir şeydi. Charlie ve Sidney artık anneleri Hannah'ı düşkünler elinden çıkaracak düzeyde başarıya kavuşmuşlardı. Onu özel bir bakım evine yerleştirdiler. 1913 Ağustos'unda çok nadir olarak mektup yazan Charlie, kardeşi Sidney'e bir iş aldığını açıkladı. Haftada 150 dolara Mac Sennett'ın Kingstone Film Şirketi'nde bir iş bulmuştu. Ödeme sıkıntılarından yakınan biri olarak şöyle yazdı. Bu işte sadece 5 yıl çalışacağım. Ondan sonra sonsuza dek bağımsız olacağız. Aralık ayında Los Angeles'a ulaştı ve şehir merkezindeki Büyük Northern Oteli'ne yerleşti. Komedi kralı Mac Sennett'ın birkaç basit kuralı vardı. Çabuk olacaksın, kısa keseceksin ve komik olacaksın ama Chaplin, sahnede oynamaya alışkın bir oyuncu ve mükemmel zamanlama ve hareket kabiliyetine sahip biri olarak Sennett'ın durumunu anlamakta zorlanıyor ve onun tarzını uygulamanın nasıl olduğunu bilemiyordu. Ekmek Parası, 1910. Charlie çevirdiği ilk filmden nefret ediyordu ve ne yapması gerektiğinin söylenmesinden sıkılmıştı. Sürekli olarak yönetmeliyle kavga ediyordu. Eleştirmenler Charlie'den daha ılımlıydı. Bir tanesi ona suyun başındaki komedyen demişti. Mucize eseri Ekmek Parası filminin çekimlerinin bitmesinden 5 gün sonra Charlie Chaplin kontrolü eline aldı ve onu dünyaca üne kavuşturacak olan karakteri insanlara tanıştırdı. Chaplin, giyeceği kostüme gardırop bölümüne giderken karar verdiğini söyledi. Tezat olsun istiyordu. Küçük şapka, büyük ayakkabılar, geniş pantolon, dar ceket. Kostümün nasıl bir karakter çağrıştıracağını şöyle yazdı. Ben sahneye adım atıncaya kadar o çoktan doğmuş olacak. Ona hey nereden buldun bu serseri gizlisini diyorlardı. Yoksulluktan tabii ki. O da onlara İngiltere'de saygın biri olmak kolay değildir. Orada giysileri leke içinde bir sürü serseri görürsünüz. Ama yine de buruşuk gömleklerine taktıkları bir kravatları mutlaka vardır. Bu karakteri yaratan da buydu. Yani küçük serseri kimliğini. Bir el arabası vardı. Charlie burada gözlemlediğini sandığım bir el arabası kullanırdı.
arabacının korkunç ayakları vardı. Hatta ona isimler bile takmışlardı. Zannedersem ona koca ayak derlerdi. Başka isimleri de vardı. Biri ona parlak başparmak derdi. Ayakları o kadar büyük ve taraklıydı ki ayakkabının yanlarını patlatırdı. Belki de kendisi keserdi. Böylece ayakları rahat ederdi ve aynen böyle yürürdü. Charlie'nin bu fikri onun yürümesinden aldığı söylenir. Acı çekermiş gibi. Çocuk Venice araba yarışlarında 1914. Çocuk araba yarışlarında filmi California Venice'de gerçek bir araba yarışında çekildi. Charlie buna orada karar verdi. Yarattığı tiplemeyi orada kamera karşısına çıkaracaktı. Eleştirmen Walter Kerr şöyle yazmıştı. Charlie kendini seyircilerle bütünleştirmeyi başardı. Sanki bu mekanik aletler arasında şaşkınlıktan gözü dönmüş bir seyirci gibi görünüyordu. Mack Sennett, Chaplin'in serseri tarzını takdir etmesini bildi. T-Stone gelişinden 3 ay sonra Charlie kendi filmlerini yapmaya ve yönetmeye başladı. Bu filmler yarattığı karakterin olaylara abartılı bir biçimde verdiği tepkileri içeriyordu. Bu Charlie Chaplin'in sahip olduğu en büyük yetenekti. Yaptığı pantomim değildi, komedi yapıyordu. Ve komedi yaparken komik olmaya çalışmadan komik görünüyordu. Charlie bu konuda müthişti. Pistone'a başlamasının 10. ayında Chaplin 34 kısa film yaptı ve bu filmler çok tutuldu. Ayrıca şimdiye kadar yapılmış olan en uzun komedi filminde rol aldı. Tilly'nin romantik yolu ve bu son oldu. Daha sonra Charlie Chaplin hiç başkası tarafından yönetilmedi. 1914 yılında Charlie Chicago'daki SNA film şirketine geçti. $10,000 transfer ücreti ve haftada $1,250 teklife evet dedi. Ama SNA şirketinin montaj tarzından nefret ediyordu. Senaryo bölümü şefi Royla Parsons tarafından seçilen rollerle görevlendirilmek hoşuna gitmiyordu. Royla gelecekte Hollywood'un dedikodu kraliçesi olacaktı. Chicago'da sadece bir tek film yaptı. Bu filmde Gloria Swanson'la oynadı. Gloria ileride Hollywood'un senaryo kraliçesi olacaktı. Ve bu film onun için iyi bir başlangıç değildi. Chaplin daha sonra SNA'nın Kuzey Kaliforniya stüdyosuna geçti ve kendi şirketini kurmak için oyuncu toplamaya başladı. Önce bir başrol aktrisi arıyordu. Aradığını Lavlock, Nevada'dan gelen ve amatör bir aktrist olan Edna Purviance'de buldu. Çok gençti, çok güzeldi, deneyimsizdi ve Charlie'ye hayrandı. Sonuç olarak Charlie de ona hayran oldu. Hem iş açısından hem de kişisel olarak. Birlikte 35 film yaptılar. İlk 5 tanesi San Francisco dışında çekildi. O çok uysal biriydi. Charlie'nin tam aksine son derece sakin ve çok tatlı biriydi. Güzel görünüyordu. Ama Chaplin'in başrol aktrisleri her zaman yarattığı tiplemenin daha da gelişmesi için hizmet verdiler. Konuları gittikçe keskinleşiyordu çünkü seyirciler ona ve onun romantizme yaptığı ani saldırılara önem veriyorlardı. Banka onun yaptığı ve sonu hüzünlü biten ilk komedi filmiydi. Filmde Edna küçük serserinin hastalığı açıklandığında kendini kaybediyordu. Banka, Charlie'nin 17 ay içinde yaptığı 45. filmdi. Dünya çapında sansasyon yaratmıştı ve bunu bilmiyordu. Daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde popüler olmuştu. Bunaltıcıydı, onu tecrit ediyordu. ...1915 yılı tam bir Chaplinizm yılı olmuştu. Charlie'nin kendisi de bütün bu övgülerin ona yapılmadığını söyledi. Aslında bu övgüler dünyanın her yerinde yakından tanımaya başlanan o şanssız küçük serseriye yapılmaktaydı. Diğer oyuncular da onu taklit ediyordu. Hatta Carno'da çalışırken oda arkadaşı olan Stan Laurel bile. Laurel ondan 6 yıl sonra yine kavuşmuştu. İnsanların sinemaya gideceği günü tıpkı kiliseye gider gibi belirgin bir gün alması ilginçti. Bildiğim kadarıyla filmleri her zaman aynı günde gösterime girerdi. Yanılmıyorsam salı günleri başlardı. Ve insanlar salı geceleri Charlie'nin filmini seyretmek için sinemaya giderlerdi. 1915 sonbaharına doğru geçen yılın Kingston'da film yaparak geçiren kardeşi Sidney, Charlie'nin sürekli gelişen iş ilişkilerini bizzat ele almaya başladı. O Charlie'nin güvendiği tek kişiydi. Her zaman film çekimleriyle meşgul olduğundan ve inzivaya çekilmiş bir yaşam tarzı sürdüğünden
Charlie ne kadar popüler olduğunun farkında değildi. Ta ki 1916'da kıtayı baştan başa dolaştığı tren yolculuğuna kadar. Amarillo'dan Chicago'ya kadar durdukları her yerde binlerce insan Charlie'yi görmek için istasyonları doldurdu. Her zaman halkın ilgisinin hoşuma gideceğini düşünmüşümdür diye yazdı. İşte görüyorum ve bu ilgi yine de paradoksal olarak yalnızlık duygusuyla birlikte beni inzivaya sürüklüyor. Daha sonra aynı trenle New York'a gitti ve Mitchell film şirketiyle haftada 10 bin dolara bir anlaşma imzaladı. 150 bin dolar da transfer ücreti alacaktı. Pazarlığı kardeşi Sidney'i yaptı. Mitchell basın sözcüsü olayı gururla duyurdu. Ve Avrupa'daki savaştan sonra Chaplin dünyanın en zengin, en pahalı malzemesidir dedi. Mitchell Chaplin'e tam yetki vermişti. Filmlerini kendi yöntemleriyle yapabilmesi için sanatçıyı özgür bırakmıştı. Chaplin'in daha önceleri yarattığı destek ekibi yıllar geçmesine rağmen çok az değişmişti. Ekibe başrol aktristi olarak katılan Edna Purviance, kötü adam rollerini üstlenen Eric Gamble, fazla sert olmayan biri Harry Bergman, stüdyo müdürü Alf Lewis ve kameramanı Rolly Totero vardı. Onların gösterdiği sınırsız bağlılık hiç ödülsüz kalmadı. Biliyorsunuz bir maaş sistemi vardı ve bu devam ediyordu. Film yapmadığı yıllar boyunca bile başından beri onunla birlikte olan insanlara ödeme yapmayı sürdürdü. Ve onlara çeklerini her hafta mutlaka verirdi. Dünyanın en sevecen ve en sevimli insanıydı. Yani eğer ona göre her şey yolunda gidiyorsa Jekyll ve Hyde olabilirdi. Yani bir dakika önce çok tatlıysa bir dakika sonra çok sert olurdu. Bütün yapması gereken sadece size bir kez bakmaktı. Bunu hissedebilirdiniz. Cesaretinizden nefret ederdi. Chaplin kendisi için ne kadar çok şey istiyorsa başkalarını yönetirken de aynı şeyleri isterdi. Charlie onlara yapacakları her hareketi tek tek gösterirdi. Purviance gibi iyi olmayan sanatçıların Charlie'nin gösterdiklerini yapması yeterli olurdu. Chaplin yaptığı film hakkında ne bir bilgi verir ne de bir şey yazılmasına göz yumardı. Eğer filmin nasıl yapıldığını insanlar bilirlerse o zaman bütün büyü bozulur derdi. Chaplin'in ölümünden birkaç yıl sonra dul karısı belgeleri Kevin Brownlow ve David Gill'e vermeyi kabul etti. Filmlerinin görülmemiş bir biçimde tutulmasının nedenini incelediler. Bilinmeyen Chaplin adlı belgeselde keşfettikleri ve burada belirttikleriyle her şey ortaya çıkıyordu. Çünkü o senaryo kullanmazdı. Filmlerinin yönetmenliğini ve yıldızlığını yapıyordu. Provalarını bile kamera karşısında yapıyordu. Eğer bu onun 50-60 yıl devam etmesini sağlamışsa o zaman ortaya çıkmalıydı. Ama biz burada sadece onun performansını ele almadık. Hikayeleri de inceledik. Kimse bunu tahmin edemedi. İlginç olan da bu zaten. Dikkat ettiyseniz çekim numarası koymazdı. Sadece oraya herhangi bir numara yazardı o kadar. Programın ne kadar önünde olursa olsun her zaman programın bir gün gerisinde olduğunu söylerdi. Bu onun canını sıkmazdı. Ne kadar sürücüyü ya da ne kadar zor olduğunu sorun yapması gerekmiyordu. Sonuç iyi olmuşsa onun için hiç fark etmezdi. Bir odada çalışırdı. Kesinlikle sade bir oda olmalıydı. Bir masası, rahatsız bir sandalyesi ve dışarı bakmayacağı kadar küçük bir pencereden başka hiçbir şey olmamasına dikkat ederdi. Böylece hiçbir şekilde rahatsız edilmezdi. Konsantrasyonunun bozulmasına izin vermezdi. Çalışmadığı saatlerde Chaplin'in toplum içinde boş durma gibi bir huyu da yoktu. 1917 yılında elde ettiği gelir yarım milyon dolardı. Kişisel harcamaları ise 500 dolardı. Eğer biraz dikkat etseydi Chaplin'in bir servet sahibi olacağını söylerlerdi. Arkadaşlarından biri ise onun için Harris değil ama Pinty'dir derdi. Los Angeles Atletizm Kulübü'nde oturuyordu. Sakin bir akşam yemeğinde Edna'yı da orada tanımıştı. Bununla birlikte Hollywood'da geçirdiği 40 yıl süresince sadece bir tek gerçek dostu olduğunu söylemişti. Chaplin'de kabadayı kahraman Douglas Fairbanks arasındaki arkadaşlık çok yakın, çok da derindi. Charlie Fairbanks'in uzun boyuna, çarpıcı görüntüsüne ve çekiciliğine hem hayrandı hem de imrenirdi. O ve aktrist eşi Mary Pickford,
Pickfair malikanesinde masal gibi bir hayat yaşıyordu. Bu Chaplin'in ününe, servetine eşdeğer değildi. Onun sosyal hayatını düzenliyorlardı. Charlie Douglas'ın her koşulda eğlenmeyi bilmesine her zaman hayran olmuştur. Son derece dinamik bir kişiliği vardı. Odanın bir köşesine gidip gelmekten bile bir fayda çıkarırdı. O evden çıktıktan sonra ortalık çok sakinleşirdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika'ya yardım için Chaplin, Pickford ve Fairbanks'le birlikte bir turneye katıldı ve milyonlarca dolarlık yardım topladı. Ama İngiltere'deki insanlar Chaplin'in neden daha önce vatanına gelip savaş için bir şey yapmadığını eleştirdiler. Ona İngiltere'den bir zarf gönderdiler. İçinde beyaz bir tüy vardı. Kaçaklığın sembolüydü. Vatani görevinden kaçanlara verilirdi. Amerika yararına pek çok şey yapmıştı. Ama onlara göre burası için pek fazla bir şey yapmamıştı. Aslında bazı araştırmalar sonunda Waterloo civarındaki okullara para yardımı yaptığını öğrendik. Eski Victoria'nın aşağısına yakın bir bölge. Oraya tatlı ve şekerleme için para vermişti. Böylece savaş süresince çocuklar o bölgede şekersiz kalmayacaklardı. Bu çok güzeldi ama o bu konuda asla konuşmadı. Hiç kimseye söylediğini de sanmıyorum. Bu yüzden insanlar yanlış düşündüler. Ama o bir şekilde bir şeyler yapmıştı. Halkı özgürlük adına bir şeyler yapmaya teşvik için yaptığı kısa filmlerin yanı sıra Chaplin, Omuz ve Kollar adında bir film daha yaptı. Bir serserinin Birinci Dünya Savaşı'na hizmetlerini anlatıyordu. Bu filmi bütün dünya sinemalarına vermeyi teklif etti. Hem de para almadan. Daha fazla nasıl yararlı olabilirim diye düşündü. Savaş alanında kaybolan binlerce isimsiz kahraman gibi Charlie Chaplin'de gidip oralarda ölmeli miydi? Yoksa böyle filmler yaparak ülkesine bir katkıda mı bulunmalıydı? Birinci Dünya Savaşı süresince Chaplin'in kısa filmleri gülmeye en çok ihtiyacı olan askeri hastanelerde ve genellikle tavanda gösterildi. Böylece kalkamayan hastalar rahatça filmleri izleyebildiler. ...1918 yılı Ocak ayında Mitchell şirketiyle kontratı bitti. Böylece Chaplin First National'la çalışmaya başladı. Bir grup sinema sahibi kendi yaptıkları filmleri göstermek için bu şirketi kurmuşlardı. Hemen bir stüdyo istiyordum ve sanki bir mucize oldu, isteğime kavuştum. First National, Charlie'ye kendi stüdyosunu kurdu. Ona yılda 1 milyon dolar veriyordu ve bütün gelirini onunla yarı yarıya paylaşıyordu. İki tarafta iyi bir anlaşma yaptığına inanıyordu. Bu kontrata göre bütün yapım giderlerini Chaplin üstleniyordu. Ve tabii ki mükemmeliyetçi biri olduğundan bütün parasını yatırıyordu. Charlie durumdan memnundu ve şöyle söyledi. Kolay filmlerin zamanı geçti artık. Ödeme günü, 1922. Chaplin'in filmleri ustalık ve artistik bakımdan yeni bir düzeye erişmişti. Ama First National'da kontratının başlamasından 1,5 yıl sonra büyük stüdyoların fırlayan star ücretlerine son vermek için dağıtıcı şirketlerle birleşmeyi planladıklarını öğrendi. Tekelcilik uygulayacaklardı. Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford ve yönetmen D.B. Griffith gibi film endüstrisinin diğer ünlü isimlerine katıldı. Kendi filmlerini yapacak ve dağıtacaklardı. Birleşik Sanatçılar Şirketi'nin kurulmasıyla bağımsız film yapımcılarının da yolu açılmış oldu. Ortaklarının aksine Chaplin, hala bağlı olduğu First National Film Şirketi için kendi şirketine yaptığından daha fazla film yapmak zorundaydı. Ve ona her zaman ilham kaynağı olan özel hayatı bir yük olmaya başlamıştı. Chaplin'in daha sonra Akken ağır sıklet değildir diye tanımladığı eski çocuk yıldız Wilfred Harris, Chaplin'le çıkmaya başladığında 16 yaşındaydı ve 17 yaşında hamile olduğunu iddia ederek Chaplin'i onunla evlenmeye zorladı. Daha sonra hamileliğin doğru olmadığı anlaşıldı. Chaplin'in sevgi içermeyen ancak cinselliği bir yana bırakmadan götürdüğü evliliği sürüyordu. 7 Temmuz'da Norman Spencer Chaplin sakat olarak dünyaya geldi ve 10 Temmuz'da da öldü. Yıllar sonra Mildred Harris, Charlie ile ilgili en acı anısının bu olduğunu söyledi. Oğlu için çok ağlamıştı. İlk oğlunun ölümünden tam 20 gün sonra Chaplin, kimsesiz çocuğu çekmeye başladı. Daha sonraki adıyla Çocuk.
Çocuk, 1921. Çocuk, terk edilmiş bir çocuğu sahiplenen ve onu büyüten bir serseriyi anlatıyordu. Bu film Chaplin'in ikinci uzun metrajlı komedi filmi denemesiydi. Çok sayıda eleştirmen pek başarılı olmadığı konusunda birleşmişti. Komedi kısa olur. Yarım saat kadar yapabilirim ve komik olması için 20 değişik yol kullanabilirim. Eğer buna 5 ya da 10 dakika ekleyecek olursanız ve eğer gülmeyi bırakmalarına izin verirseniz bir daha onları asla yakalayamazsınız. Bu bence de böyle. Yani sadece güldürmek için yapılmış uzun metrajlı bir film yapamazsınız. Seyirci bunu tutmaz. Uzun metrajlı filmlerde insanları gülmekten sıkmamak gerekir. Bu yüzden konuya biraz romantizm, biraz dram, biraz acı katmanlıdır. Psikoloji, sosyoloji ve buna benzer birçok şey olmalıdır. Ve bu yüzden bana göre Chaplin yükselmeye devam etti. Filmleri daha uzun ve daha duygu içerir bir hale gelmişti. Gülümseten bir film. Ve belki de ağlatan. Chaplin, Jackie Coogan'ı ilk kez olarak Los Angeles'ta bir vodevilde keşfetmişti. Aradığı çocuğu bulduğunu biliyordu. Ve ikisi ayrılmaz bir bütün oldu. First National yöneticileri filmin çekim süresinin uzaması yüzünden sinirlenince Charlie onları bir öğleden sonra stüdyoya davet etti ve Jackie ile birlikte küçük bir gösteri yaptı. Herkes evine mutlu dönmüştü. O bir maskaraydı. Ne kadar ileri gittiği hakkında bir örnek verir misiniz? Güldürmek için her şeyi yapardı. En adisinden en iyisine kadar her türlü espriyi yapardı. Basit bir merdivenden bile malzeme yaratır, insanları kırar geçirirdi. Yukarı çıkar ve birden düşerdi. Birden kendini merdivenden atardı. Her şeyi yapardı, böylece monotonluktan kaçardı. Çocuk filminin çekimlerinin tam ortasında Mildred Harris, Chaplin'e boşanmak üzere tazminat davası açtı. Evini ihmal ve gaddarlıkla suçluyordu. First National, Mildred'e, Charlie'nin çocuk da dahil olmak üzere bütün yapıtlarına dava yoluyla haciz koymasını söyledi. Bir Ağustos gecesi geç saatlerde ve adamları 12 sandık filmi de yanlarına alarak trene bindiler. Salt Lake'e gittiler. Burada bir otel odasında çocuk filmini gizlice çevirdiler. Kaliforniya toplum yasalarının ulaşamayacağı bir yerde 19 yaşındaki Mildred Charlie'ye 100 bin dolarlık başka bir dava daha açtı. Bütün bu olanlar Chaplin'i evlilikten soğuttu. Tabii geçici olarak. Ona göre hayatında sürekli olan tek şey vardı, o da işiydi. Bundan otobiyografisinde çok sık söz ediliyordu. Çünkü filmde tam bir terör yaşanıyordu. Yani küçük bir çocuğun zorla alınması, sonra onun yetimhaneye verilmesi gibi. Aslında bu filmde sanki çocukluğunu tekrar yaşıyormuş gibi oluyordu. O da zorla alınmış ve ayrı bırakılmıştı. Çocuk filmini bitirdikten 2 ay sonra Charlie annesinin yanına çağırdı. 7 yıldan beri hiç görmediği Hannah Chaplin artık Kaliforniya'da bakılacaktı. Hayatının geri kalanında oğluna yakın olacaktı. O sıralar okullu bir kız olan Bean Richie Evans, Bayan Chaplin'in varlığından haberdar olan az sayıda kişiden biriydi. Masum bir soruya Hannah'ın verdiği tepkiyi asla unutamadı. Ona nen dedim, kolundaki işaretin anlamı nedir? Birdenbire kendinden geçer gibi oldu. Tabii çok korkmuştum. Yani neler olduğunu anlamamıştım. Evet, kolunda gördüğüm işaret İngiliz darga cezasından kalan bir işaretti. Orada insanlara dövme yapılıyordu. Delileri ve yoksulları barındıran İngiliz darga cezaları gerçekten çok, çok iğrenç yerlerdi. Çocuk filminin en acıklı sahnesi benim ondan zorla koparılarak yetimhaneye götürülmemi anlatıyordu. Beni o yönetiyordu. Ve bir yandan yönetirken bir yandan da ağlıyordu. Fiziksel anlamda ağlıyordu. Ve bence ruhu da ağlıyordu. Beni etkiliyor ve onu taklit etmemi sağlıyordu. Kid,
Çocuk 1921 yılında gösterime girdi ve dünya çapında bir ün kazandı. Jackie Coogan, Dünya Savaşı'ndan arta kalan bütün yetimlerin sembolü olmuştu. Yıllar sonra Coogan zor günler geçirirken Charlie hiç tereddüt etmeden ona yardım etti. 1972 yılında rastlantı sonucu karşılaştıklarında Charlie 57 yaşındaki Jackie'yi kollarını açarak selamladı. Sonra Bayan Coogan'ın kulağına şöyle fısıldadı: "Şunu asla unutmayın, kocanız gerçek bir dahidir." Amerika'da çocuk filminin galasını yaptıktan bir gün sonra Charlie Chaplin, Fred Cano'nun komedyeni olduğu yıllardan beri ilk kez Avrupa'ya yolculuk yapacaktı. O artık dünyaca ünlü bir simaydı ve gittiği her yerde haber olacak özellikteydi. O ve dünya çok değişmişlerdi. Komünizm çirkin bir sözcük olmaktan önce Vladimir Lenin ve Bolşeviklerinin zaferi emperyalist Rus çarını bize getirmiş ve bütün dünyada sosyalist bir umut yayılmaya başlamıştı. O sıralarda sürekli sosyal içerikli işler yapılıyordu. Yapılan işleri şöyle bir inceleyecek olursanız bütün kapitalistler domuz tırnaklı gösterilirdi. Ama proletarlar bu şekildeydi. Chaplin'e çok benzerdi. Hepsinde Chaplin'in imajı temel olarak alınmıştı. Sıradan bir insan. Çünkü onun sunduğu da buydu. Amerika'da pek çok kişi Bolşevik devrimini kapitalizme ve Amerikan bireyciliğine karşı bir tehdit olarak görüyordu. 1920 yılının ilk günü Amerikan Adalet Bakanı E. Mitchell Palmer, Sovyetler Birliği sempatizanlarına karşı ülke çapında bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6000 kişi tutuklandı. Avrupa'ya doğru yol alırken Charlie Chaplin gidecek yıl Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmeyi planladığını duyurdu. Ve bu büyük ülkeyle çok yakından ilgileniyorum. Ayrıca yaşadığı kaostan sonra yeniden yapılanmasını takdir ediyorum dedi. Öğrendiğime göre FBI'ın hazırladığı bazı dosyalar o sıralarda örgütün genel müdür yardımcısı olan G. Edgar Hoover'da gönderilmişti. Hoover daha sonra örgütün genel müdürü oldu. Sanıyorum 1922 yılında yazılan bir mektupla Chaplin'in Bolşevik yanlısı bir Hollywood yıldızı olduğu da belirtilmişti. O küçük adam bir anlamda sol eğilimliydi denilebilir. Ama her zaman hissettiği bir ikilem de vardı. Çünkü bu küçük adam bir dehaydı ve aynı zamanda çok da zengin biriydi. Ama yine de o küçük bir adamdı işte. Aslında Chaplin'in hayatındaki her şey bu küçük adama göre gelişiyordu. 1921 yılında İngiltere dönüşü muhteşem oldu. Halk onu tıpkı bir kahraman gibi karşılamıştı. Onuruda verilen resepsiyondan sonra Chaplin'in ilk işi gençliğinin geçtiği mahalleye gitmek oldu, Lambeth'e. Orada insanların ilgisi çok sıcaktı ancak saygılı bir mesafede duruyorlardı. Oyun yazarı Bernard Shaw'la tanıştı ve yazar Wells de arkadaş oldu. Ama bu uzun yolculuğun amacının büyük bir bölümünü ilk aşkı Hetty Kelly ile bir şekilde temas kurmak oluşturuyordu. 1918'de ona mektup yazmış ve onu hatırlayıp hatırlamadığını sormuştu. Nadiren mektup yazan Chaplin ona hemen bir cevap göndermişti. Mektubu alıp almadığını hiç öğrenemedi. Ama vatanına yaptığı bu ilk yolculukta Heta'nın 3 yıl önce grip salgınında öldüğünü öğrendi. Ona mektup yazdığı yıl Chaplin Kaliforniya'ya geri döndü. Hollywood tepelerinde bir ev kiraladı. First National'la kontratını 3 film daha çekerek bitirdi. Ve Paula Negri ile 8 ay sürecek son derece tutkulu, fırtınalı bir ilişkiye girdi. Trajedilerin tartışmasız kraliçesi, içinde bulunduğu durum ve yaşının 30'a yaklaşması yüzünden Chaplin'in daha önceki aşklarıyla hiç benzeşmiyordu. Sonunda Charlie, yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Birleşik Sanatçılar Şirketi için uzun metrajlı bir filme başladı. Chaplin'in rol almadığı Paris'te Bir Kadın adlı film, eleştirmenlerin yergilerine rağmen halk tarafından çok tutuldu. Film, Adolphe Manjot için kariyerinin dönüm noktası oldu.
ve Edna Purviance içinse kariyerinin sonu demekti. Halbuki Chaplin onun daha büyük bir yıldız olmasını umut ediyordu. Eski sevgilisi ve yanında en uzun çalışan başrol oyuncusu 35 yıl boyunca her hafta ücretini almaya devam etti. Ta ki ölünceye kadar. Altına Hücum 1925. Chaplin akıllı davranarak küçük serseriyi Altına Hücum yapımıyla tekrar devreye soktu. Bu filmin asla unutulmamasını istiyordu. Film onun dehasını bir kez daha kanıtlıyordu. Chaplin bir grup altın arayıcısının hikayesinden yola çıkarak bir komedi filmi yaratmıştı. Koşullar yüzünden aptala dönmüş, hayatta kalmak için savaşan ve bazen açlıktan ölen insanlar. Bu film için Chaplin şöyle yazdı: doğanın gücüne karşın çaresizliğimize de gülmeyi bilmeliyiz, aksi halde çıldırırız. Ben seni tavuk sanmıştım. Charlie ve Max Wayne'in meyan özünden yapılmış deri yeme sahnesi 3 gün sürdü. Chaplin'in sahnenin iyi olduğuna karar vermesi zor oldu. Sette bulunan küçük kız bunu asla unutmadı. Burası sürekli olarak açılıp kapanıyordu. 464. sahne çekiliyordu ve bu arada o ve Max Wayne önlerindeki deri benzeri şeyleri yiyorlardı. Biliyorsunuz, eğer bir iki sahne olsa insan dayanırdı. Ama Charlie hiçbirini beğenmiyordu. 464, sonra 465 ve zavallı Wayne sürekli olarak tuvalete taşınıp duruyordu. Çünkü siz de bilirsiniz ki meyan böbrekleri çalıştıran bir maddedir. Bu sahne ikisini de resmen hasta etmişti. Ama Charlie istediğini elde edinceye kadar çekmeye devam ettiler. Altına Hücum filminin başrolü için Chaplin 16 yaşındaki Lita Grey'i seçmişti. Onu 4 yıl önce çocuk filmini çekerken Lilita McMurray olarak tanımış, gözüne kestirmişti. Bir rüya sahnesinde melek rolünü oynuyordu. 1924 yılında Lita Grey, Chaplin'in çocuğuna hamile kaldı. Onunla Meksika'da gizlice evlendi, bir kez daha evlenmeye zorlanmıştı. Bilirsiniz, 17 yaşındaki kızların pek çoğu harika görünürler. Ama onları eş olarak evinize götürdüğünüz zaman hemen fark edersiniz ki kesinlikle olgun değillerdir. Böylesine evlilikler hiçbir zaman yolunda gitmemiştir. Aslında ben de kendi yaşımda insanlara açlık duyuyordum. Daha çocuktum, 17 yaşındaydım. Dostlarımız daha çok Albert Einstein gibi insanlardan oluşuyordu. Yani ciddi insanlardı. Ve 17 yaşında o benim için sadece pis bir ihtiyardı. Hepsi bu kadar. Lita Grey'in hamileliği performansını etkilediği için Chaplin bundan memnun değildi. Ve bu, Altına Hücum'da onun yerine başka birini bulmak için bahane oldu. Çekimler başlayalı bir yıl olmuştu ve Chaplin kendine Georgia Haley adında tanınmamış yeni bir başrol oyuncusu buldu. Haley bütün sahneleri 9 haftada tamamladı. Altına Hücum dünya çapında büyük ses getirdi. Berlin'deki ilk gösterimde makinist Chaplin'in çatallarla yaptığı dans sahnesini 2 kez gösterdi. Hem de film bitmeden yarıda keserek. Mayıs 1925 tarihinde Lita Grey Chaplin, Charles Spencer Chaplin Jr. dünyaya getirdi ve 30 Mart 1926 tarihinde Sidney Earle'ün doğumu gerçekleşti. Sidney'nin babası bir sonraki filmi için kendini iyi hissediyordu. Sirk filminin dış çekimleri. Sirk filminin çekimleri, ki bu filmde küçük serseri hiç niyeti olmadığı halde komik olan bir tipi canlandırıyordu, Chaplin'in en kötü 2 yılına damgasını vurmuştu. Lita ile evliliği berbat gidiyordu. Bu arada Chaplin kendini hem işine hem de sirk filminin başrol oyuncusu Merna Kennedy ile olan ilişkisine vermişti. Ayrıca Altına Hücum, başrol oyuncusu Georgia Hale ve aktris Marion Davies ile ilgileniyordu. Hafta sonlarını çoğunlukla onunla geçiriyordu. Kaliforniya eyaletinde San Simon'da Davies'in aşığı yayıncı William Randolph Hearst'un malikanesine gidiyorlardı. Chaplin'in bilinen ilk renkli filmi San Simon'da çekilmişti. Hearst
Kristin karısı Millicent'e soytarılık yapıyordu. Aslında onun benimle evlenmeye pek niyeti yoktu. Zamanımın büyük bir bölümünü pencerede oturup onun arabasının yolun başında görünmesini bekleyerek geçirirdim. Annem bana her zaman değişeceğini söylerdi ama ben uzun bir süre gerçekten çok yalnız kaldım. 29 Eylül 1926 tarihinde Chaplin'in stüdyosunda ve onu mahkemeye verdi. Tiksir edilen kopyalar Vita'nın şikayeti adı altında kara borsada yok sattı. Sansasyonel iddialara kocasının zamanının büyük bir iş yoğunluğunu şirkette görev alan ünlü aktrislerle geçirdiğiyle dahil edilmişti. Bu arada Charlie onu ikinci hamileliğinde bencil davranarak kürtaj yaptırmadığı için suçluyordu, suçluyordu. Ne yapmak istiyorsun demişti. Los Angeles nüfusunu arttırmak mı? Annemin de çok kötü bir portresini çizdiler ama eğer bir hukuk savaşı veriyorsanız bunu yapmak zorundasınızdır. Çünkü ona çamur atıyorlardı. Halbuki hiçbirinin aslı yoktu. Karşılaştıracak olursak annemin geçmişi ondan daha temizdi. Bayan Chaplin'in dava açmasından 5 gün sonra Charlie ciddi bir sinir buhranı geçirdi. Bir hafta sonra da maliye yetkilileri Charlie Chaplin'in 10 yıl öncesine dayanan eksik ödediği vergiler nedeniyle devleti 1 milyon 250 bin dolar gelir vergisi olduğunu açıkladı. Ama halkın yarattığı karaktere sevgisi o kadar derindi ki Chaplin'in popülaritesini hiçbir zaman azaltmıyordu. Hala dünyanın bir numaralı birinci sınıf ünlüsü olarak tanımlanıyordu. Küçük serserinin eşi benzeri görülmemiş başarısı ve popülaritesi Charlie Chaplin'in sanat hayatının ilk yarısına damga vurdu. Ama Chaplin'in ve seyircilerinin dikkatlerini küçük serseriden daha çok Charlie'ye yöneltmeleri başarı ve popülariteyi kemiriyordu. Nisan 1927'de maliye ile anlaştı ve eski vergi borçlarına mahsuben 1 milyon dolar ödedi. Ağustos yani boşanma davasının açılıp çözümsüz sonuçlanmasından 7 ay sonra karısının avukatları Chaplin'in evliliği süresince aynı anda 5 ünlü kadınla yoğun ilişkisi olduğunu açıkladılar. Hatta Lita Marion Davis'e giderek listenin başında olduğunu söyledi. Davis haberin William Randolph Hearst'ün dostları arasında nasıl karşılanacağını düşünerek dehşete düştü. Chaplin'i aradı. 2 hafta sonra Lisa 625 bin dolar karşılığında Charlie ile anlaşmaya razı oldu. Bu miktar Amerikan tarihinin en yüksek miktarıydı. Çocukların da her birine 100 bin dolar ödeyecekti. Bill Rogers'ın da çok iyi ifade ettiği gibi Charlie bana göre asla ideal bir koca olamamıştır. Ama kesinlikle evlenmeye değer biridir. Adam ve Ördek 1925. Pandomimi uluslararası bir dile dönüştüren Charlie gibi bir adam için söylentilerin yayıldığını görmek acı vericiydi. Neden salon, yatak odası ve banyo. Neden? 1928 Mayıs'ında Al Johnson'ın caz şarkıcısıyla ses engelini aşmasından 5 ay sonra Chaplin, Şehir Işıkları isimli yeni bir uzun metrajı için hazırlanmaya başladı. Ama Ağustos ayında annesinin hastalanması nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kaldı. 28 Ağustos'ta 68 yaşındaki Hannah Chaplin, mesane iltihabı sonucu Glendale Hastanesi'nde öldü. Bir hemşire bir gün önce ana oğlun odada gülüştüklerini duyduğunu anlatıyordu. Annesi deliydi ve Charlie bunu kimsenin bilmesini istemiyordu. Yani ben ki o zamanlar çok küçüktüm. Annem menajeri Al Reeves'in karısı Amy Reeves dışında onun bu durumunu bilen başka kimse yoktu. Ve biz de bunu hiç kimseye söylemedik. Hannah'ın, Sidney'nin böyle bir korkusu yoktu. Ama ona yakın olanlar Charlie'nin annesinin durumunun kadıtsal olmasından korktuğunu biliyorlardı. Her zaman delireceğini düşünüyordum. Ve Sid her zaman ileride bir gün vasiyette ilk sırada olduğu için derdi ki eğer bir gün Charlie gerçekten tırlatırsa mı? Evet derdi ki stüdyosunu büyük bir pazar haline getireceğim. Bana kalırsa artık her şeyin nasıl geliştiğini anlamak o kadar da zor değil. Başarısıyla, parasıyla ve gücüyle annesinin deliliğini kapatmaya çalışıyordu. Ama kadınlarının pek çoğu annesinin bir yansımasıydı diyebilirim.
Şehir ışıklarında küçük serseri Virginia Cherfield'ın canlandırdığı kör bir çiçekçi kızla arkadaş olur. Filmde Charlie, kızın gözlerini açtırmak için gerekli ameliyat parasını ödemeye çalışır. Ama açılış sahnesinde kör kız bir yanılma sonucu küçük serserinin bir milyoner olduğunu düşünür. Çekimler 6 ay sürer. Chaplin ancak tatmin olmuştur. Her zaman kendi parasını kullanması büyük bir cesaretti. Filmlerini çekmek için asla kimseden borç para almazdı. Eğer kaybederse kaybettiği kendi parası olurdu. Derdi ki, insan ancak kendisiyle rekabet edebilir. Kendi standartlarıyla hiç kimse olduğundan daha az iyi olmak istemez, değil mi? 30 Ocak 1931'de projenin başlamasından yaklaşık 3 yıl sonra Şehir Işıkları Los Angeles'ta ilk gösterime girdi. Galaya sevgilileri Marion Davies, Georgia Hale ve Merna Kennedy de katılmıştı. Chaplin onur konuğuyla oturmayı tercih etti. Bay ve bayan Albert Einstein'la film dakikalarca ayakta alkışlandı. Ertesi gün Chaplin 1,5 yıl geri dönmemek üzere Hollywood'u terk etti. Daha sonra şöyle yazdı. Aşk, şöhret ve servet konusunda yaşadığım düş kırıklıkları beni duygusuz biri yaptı. Arkadaşı Thomas Burke onun için şöyle dedi. Görünmeyen milyonlarca insanın arkadaşıdır ama yine de dünyanın en yalnız adamıdır. Chaplin'in gideceği ilk yer İngiltere'ydi. Hep geri dönmek isterdi. Çünkü geldiği yerleri hatırlama koşuna giderdi. Şimdi sahip olduklarıyla o zaman olduklarını karşılaştırır ve düşünürdü. Evet. Bu konu üzerinde çok durur ve sürekli incelerdi. Chaplin, Hindistan lideri Mahatma Gandhi ile Londra'da bir görüşme yaptı. Gandhi, onun filmlerini hiç görmediğini itiraf etti. Daha sonra Charlie'nin çılgın politik görüşleri Avrupa'nın kötü bir nasyonalizmin pençesinde kıvrandığını açıkladığında daha bir ılımlı havaya büründü. O buna milliyetçilik diyordu. Hem de çok tehlikeli bir milliyetçilik. Yani Almanya'yı görüyorum, İtalya'yı görüyorum derdi. Onun nasyonalizm derken kastettiği tehlikeli milliyetçilik sonunda savaşa neden olmuştu. Viyana'da Chaplin için Avrupa'da şimdiye kadar hiç görmediği bir davet verildi ama Chaplin daveti Viyana'nın en ünlü siması olan Sigmund Freud'la tanışamadan terk etti. Charlie'nin Viyana ziyaretini fırsat bilerek Freud onun kısa bir analizini yaptı. O inanılmaz derecede basit ve içi dışı bir olan biri. Her zaman sadece kendini oynuyor ve kendi hüzünlü gençliğini. Hayatının geçmiş dönemlerinde yaşadığı aşağılanmalardan bir türlü kurtulamıyor. Onun bu amaçsız seyahati Chaplin'i uzak doğuya sürükledi ve Charlie oraya tapardı. En sonunda Bali Adası'na ulaştı, orayı ziyaret edeceğini New York Times karakter sanatçısı Al Hirschfeld'dan başka hiç kimse bilmiyordu. Adada elektrik diye bir şey yoktu, kimse film seyretmemişti. Dedi ki, acaba onlar da aynı şeye gülerler miydi merak ediyorum. Ben de ona, neden denemiyorsun dedim ve o da bana, deneyeceğim dedi. Gerardo Bor'la dans ettikten sonra yumuşak beresini aldı ve havaya fırlattı. Balililer gülmekten yerlere yatıyorlardı. Berenin kötü ruhlarının etkisiyle havaya fırlatıldığını düşünmüşlerdi. Böylece orada bulunan herkes başındaki türbanı çıkarmaya ve havaya fırlatmaya başladı. Chaplin dünya turuna devam ederken Şehir Işıkları onun en büyük başarısına damgasını vurdu. Bu sahnede artık gözleri açılmış olan çiçekçi kız, serserinin bir milyoner değil de kurtarıcısı olduğunu anlıyor. James Agee şöyle yazmıştı, bu sahne yürekleri parçalamaya yetiyor. Bence filmin en çarpıcı sahnesi buydu. Şimdi görebiliyor musun? Şimdi görebiliyorum.